Nerede kaldın Yılmaz? Öldüm meraktan. Hadi anlatsana. Babamla konuştun mu? İstedin mi beni? Ne oldu? Hadi söylesene. Verdim mi beni sana? Kabul etti mi evlenme isteğimizi? Hayır Fidan. Çok dil döktüm ama kabul etmedi. Demediğini de bırakmadı bana. Yok biz çok fakirmişiz. Yok benim bir işim yokmuş. Çok gururuma dokundu Fidan. Hani büyüğüm olmasa, senin baban olmasa... Bırak artık, istersen ben konuşayım babamla. İkna etmeye çalışayım. Olmaz Fidan. Sakın ha. Sakın bir şey söyleme babana. Benim gelip seni istemem zaten hataydı. Onurumu, şerefimi bu kadar ayaklar altına aldığımı hatırlamıyorum. Abartma Yılmaz. O kadar da değil. Mutlaka bir yolu bulunur. Babam kötü bir insan değildir. Keşke babanın o halini bir görebilseydin. O zaman babanın nasıl bir insan olduğunu anlayabilirdin. Gerekirse benim yanında yaşlanır. Ama onu yine de sana vermem dedi ya. Peki ne yapacağız şimdi? Seni kaçırsam gelir misin benimle? Ha? Kızım, tuz uzatır mısın? Neyin var senin Fidan? Canı sıkan bir şey mi oldu? Sen benim canımın neye sıkıldığını benden daha iyi bilirsin baba. Kızım, ne biçim konuşuyorsun sen babanla? Kiminle konuştuğunu unuttu galiba. Babanla konuşuyorsun kızım. Olur baba. Senin istediğin gibi yaparım. Senin istediğin gibi konuşurum. Ölene kadar da dizinin dibinden ayrılmam. Ama bu yaptıkların yüzünden yarın öbür gün vicdan azabı duyarsan hiç şaşırma. Ya sabır. Nesi var bu kızın? Neden böyle düşmanıymışım gibi davranıyor bana? Ben bir konuşayım onunla. Otur Fikret. Hiç ilişme. Haşmet Bey, gençtir, mazur gör. Yarın öbür gün gelir af diler senden. Ben kızımı tanırım. Biraz sakinleşsin, ben gider konuşurum onunla. Vallahi ben neden böyle yaptığını anlamadım. Bu işin içinde bir iş var ama. Bu kaçırma işini çok iyi düşündün oğlum. Fidan'la evlenmenin başka yolu kalmamıştı çünkü. Şart mı sanki Fidan'la evlenmesi? Şart tabii, şart. Aman karışma sen ya. Evet abla, şart. Ben kararımı verdim. Fidan benim karım olacak. Hadi Allah yolunu açık etsin oğlum. Sağ ol anne. Kızım. Neden böyle yapıyorsun? Baban senin her zaman iyiliğini ister bilmez misin? Ana, babam bize göründüğü gibi bir adam değil. O ne biçim laf kızım? Ne oldu sana böyle? Niçin böyle yapıyorsun? Ana, babam beni sevmiyor. Sevse mutluluğuma mani olur muydu? Kızım, bak evlilik yaşına geldin. Tamam, gelsinler babandan istesinler seni. Her şeyin bir yolu yordamı var. Baban da taş kalpli bir adam değil ki. İstemediklerini nereden biliyorsun ana? Babamın taş kalpli olmadığını nereden biliyorsun? Kızım, o senin babandır. Yapma, böyle haksızlık etme babana. Gel bir özür dile babandan. Asıl o bana haksızlık etti. Hadi, yalnız bırak beni. Çok uykum var, uyuyacağım. Tamam kızım, sabah konuşuruz. Allah rahatlık versin. Affet beni anacığım, affet. Hadi kız, hadi acele et. Tamam hadi, hadi. Hani Fidan uyanmadı mı hala? Bilmem ki. Demin baktım uyuyordu. Böyle yapmazdı ama.
Sen bir uyandır bakalım şunu da. Dur dur sen. Ben bakarım. Fidan. Kızım kalksana kahvaltıya. Kız kalksana. Aa! Yok. Fidan yok. Yok. Yok mu? Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok? Pencere açık. Kaçmış. Eyvah. Eyvah. Nasıl kaçmış? Kime kaçmış? Ne yaparım ben? Ben ne yaparım? Haşmet Bey. Haşmet Bey dur telaşlanma hemen. Nasıl telaşlanmam Gülcan? Kızımız evi bırakıp gitti. Namusumuz gitti Gülcan. Namusumuz beş paralık oldu. Ha, telaşlanma. Yapma. Amin sağ olsun. Amin. 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 Allah mübarek etsin. Sağ ol. Sağ ol. Hayırlı olsun. Hadi. Sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ ol. Keşke annemle babam da burada olsaydı. Keşke böyle olmasaydı Yılmaz. Bunun böyle olmasını baban istedi Fidan. Ben saygıda kusur etmedim. Seni ondan istedim ama o beni dinlemeye tenezzül bile etmedi. Keşke böyle olmasaydı. Keşke. Neden böyle oldu? Neden böyle yaptı bu kız? Namusunuzu beş paralık etti. Ben şimdi nasıl bakarım el alemin yüzüne? Ne yaparım? Oğlum, kiminle görüşüyordu bu kız? Bu kız neden böyle yaptı? Sen abisisin, bilirsin. Söylesene. Yılmaz'la baba. Hangi Yılmaz? Necibe'nin oğlu Yılmaz mı yoksa? Ah kızım, ah Fidan'ım. Nasıl yaşar o evde? Necibe karısı gün yüzümü gösterir ona. Yaktın başını kızım, yaktın. Kendini boşuna yorma Gülcan. Ne yaptıysa kendi yaptı. Bizi adam yerine bile koymadı. Bundan sonra yok öyle bir kızım benim. Yok. Nasılsın anacığım? Eşyalarımı yerleştirdim sağ olun. Uyuyakalmışım kusura bakmayın. Sen böyle öğlene kadar yatacaksan işimiz var seninle. Ay hadi çok konuşma da kahvaltıyı hazırla. Acıktık hepimiz. Nasılsın Yılmaz? Günaydın. Ne zaman kalktın sen? Hiç haberim olmamış. Horul horul uyursan haberin olmaz tabii. Kadın dediğin kuş uykusuna yatar. Bir tıkırtıda da uyanır hemen. Ay sen kendi evinde böyle miydin? Babam belki de senden utandığı için vermek istemedi seni. Böyle tembel olduğunu bildiği için. Yok anacığım, neden öyle diyorsunuz? Hadi yeter artık. Kahvaltı edelim çıkacağız hemen. Peki. Nereye gideceğiz Yılmaz? Gittiğimiz zaman görürsün. Ne diyorsam onu yap hadi. Peki. Hemen hazırlarım sofrayı. Geçmiş olsun Haşmet. Hayrola Kerim? Ne geçmiş olsun? Senin kız komşu köyden Necibe'nin oğluna kaçmış. Dün de evlenmişler. Sen nereden biliyorsun bunu? Bizim çömlekçi Köksal anlattı. Kızı Yılmaz istemiş. Sen vermemişsin. Vermemiş miyim? Vallahi haklısın. Necibe'nin oğluna kız verilmez. Ama vermezsen de kız böyle kaçar işte. Sana ne be Kerim? Sana ne? Vallahi haklısın sinirlenmekte. Benim kızım da böyle namusumu iki paralık yapacak. Ben de çok sinirlenirim. Ama sen de verecektin Haşmet kızı. Bas hadi yoluna git. Kerim elimden bir kaza çıkmadan yoluna git. Yok benim öyle kızım. Fidan diye bir kızım yok benim. Yok. Neden geldik buraya Yılmaz? Ben zengin değilim kızım. Benimle evlenirken çalışacağını da biliyordun herhalde. Köksal'ın yanında çalışacaksın. Eve para getireceksin. Yok öyle bizde yan gelip yatmak. Yok yani çalışırım da çok acele etmeseydik. Evlenmekte nasıl acele ettin? Bunda da et biraz. Ne olmuş?
Ama Yılmaz. Ne o? Beğenemedin mi? Beğenemediysen dönersin babanın evine. Yılmaz'a beni vermemekle haklıymışsın babacığım dersin. Olur mu öyle şey Yılmaz? Tamam, çalışırım. Heh, geç, geç. Selamun aleyküm Köksal. Aleyküm selam Yılmaz'ım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsın, ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Yenge sen nasılsın? Allah'a şükür iyiyim. Yengenin elinden gelir mi böyle işler? Gelir gelir. Sen ne yapacağını göster yeter. Değil mi Fidan? Tabii tabii. Hiç şüpheniz olmasın. Biraz yorulursun ama. Önemli değil. Beyza gel bakayım buraya. Gel. Buyurun Köksal Bey. Fidan'a bir tezgah ayır. İşi göster. Tamam. Gel. Tamam. Ben gideyim artık Köksal. Gerisi sana kalmış. Gel bak sana göstereyim. Bir de avans verirsen çamurları sevinirim. Alacaksın. Fazla almamaya dikkat. Gönderirsin yengenle. Sen merak etme. Bak şimdi nasıl merak etme. Göstereceğim. Hadi, hadi selametle. Hadi. Önce aldık. Evet. Bak şöyle şekil veriyorsun. Çok kolay, hemen öğrenirsin. Gördün değil mi? Evet gördüm. Tamam. Hadi şimdi bir de sen de. Tamam mı? Hemen öğrenirsin. Serseriye bak sen. Benden kız istemiş de ben vermemişim. Ulan ne yanıma geldi ne yüzünü gördüm. Haberim bile yok be. Ben demiştim bu işin içinde bir iş var diye. O Yılmaz kesin kandırdı kardeşimi. İstedim babandan diye yalan söyledi. Bizimki de kandı ona. Haşmet. Gidip alalım kızımızı. Bu sana yalan söylemiş diyelim. Seni kandırmış diyelim. Hayır efendim. Olmaz öyle şey. Şerefimi iyice beş paralık edemem ben. Baba, ben Yılmaz'ı da anasını da tanırım. Kıza etmedikleri kötülük kalmaz. Gidip getirelim kardeşimi. Fikret doğru söylüyor bey. Alıp gelelim Fidan'ımı. Kızın gelip bana sordu mu? Bu doğru mu baba dedi mi? Demedi. Öyleyse kendisi bilir. Hem gelse ben onu nasıl köyde kızım diye yanımda dolaştırırım. Olmaz Gülcan. Olmaz. Düşünme bu kadar. Oluyor işte. Daha hiçbir şey olmadı ana. Daha çok çile çekecek Fidan. Sonra da herkesin diline düşecek. Ben ancak o zaman rahatlarım ana. Sen de elinden geleni ardına koma. Ben yokken haddini bildir Haşmet Bey'in kızına. Ana, yanlış yapıyorsunuz. Kız ne kötülük yaptı size? Sen karışma Nermin. Ama ana. Köksal gönderdi mi parayı? Gönderdi. Mesailere de kalacaksın bundan sonra. Ana neye kızdı Yılmaz? Temiz giyeceği kalmamış sabaha da ondan. Makine bozuk. Leğende yıkarsın artık. Ama çok yoruldum atölyede. Yarın yıkasam olmaz mı? Ben yıkarım ana. Hayır efendim. Kocasının çamaşırını da sen yıkayacak değilsin ya. Baba ocağı değil burası. Yorulacak tabii. Madem gelin olmaya bu kadar heveslendin. Buyur bakalım gelin hanım. Hadi. Yıka da. Hı? Gör çamaşırları. Hı. Bakma kız sen de öyle suçlar gibi beni. Ben değilim suçlu olan. Onlar. Onlar arandı. Arandıkları gibi de buldular. Allah'ım. Niye böyle yapıyorlar bana? Aptal. Beceriksiz şey. Ya bir çamaşırı bile asmayı beceremiyor musun sen ya? Aptal al şunu. Ana al, dur. Al. Ne yapıyorsun? Çamaşırları yerlere düşürüyor. Baksana. Ben toplarım. Sen git. Git hadi. Çamaşır asmasını bile bilmiyor Nermin canım. Nermin abla niye böyle yapıyorlar bana? Fikret nasıl? Efendim? Abin diyorum. Nasıl? İyi mi? İyi herhalde. Muhtemelen benim evden kaçmamdan sonra üzülmüştür. O da ne yapacağını bilmiyordur. Nermin? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Yardım ediyorum. Etmeyeceksin. Git içeri yat Zibar.
Ne yapıyorsun Yılmaz? Sana ne lan? Yılmaz, yapma böyle. Neden yapmayacakmışım? Neden ha? Ha? Gir içeri. Gir içeri ya Sibar. Yılmaz, ne olur böyle yapma. Bak benim artık bu hayatta kimim kimsem yok. Bir sen varsın. Sen de böyle yaparsan. Zorla mı kaçırdım lan ben seni ha? Bile bile. İsteye isteye varmadın mı lan bana? Madem öyle, babanın sözünü dinleseydin, kaçmasaydın bana. Şimdi faturayı bana mı kesiyorsun? Ha? 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 Az şunları da delirtme beni. Hadi! Allah'ım. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin Fidan. Sırıtma öyle yüzsüz yüzsüz ya. Saat kaç? Mesaideydim ana. Ana, başlama şimdi. Taze ekmek getirdim. Bak şuna ya. Bir de duymazlıktan geliyor. Utanmaz, allanmaz şey. Ana niye öyle diyorsun? Ne olur Allah aşkına böyle yapma. Ana, yeter ama. Kız çalışıyor işte. Çalışıyor mu? Ne yapıyor belli değil. Sana yemek koyayım Fidan. Yok Nermin abla. Ben Yılmaz'ı bekleyeceğim. Nerede olduğundan haberiniz var mı? Kaç gecedir geç geliyor. Kız senin kocandan hesap sormaya hakkın mı var? Şu haline bak. Kadınlıktan çıktın. Oğlum senin yüzünden eve gelmez oldu. Çirkin şey. Müsaadenizle. Sümsük, suratsız. Üf. Ana, çok günah vallahi. Sana günah değil miydi? Allah'ım bana sabır ver. Bana bütün bu olanlara dayanmam için bir yol göster. Beni doğru yoldan ayırma Allah'ım. Seni sevmiyorum Fidan. Seni sevmiyorum be. Yeter be. Sevmiyorum seni yeter. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum be. Kime diyorum lan? Fidan! Sevmiyorum lan seni! Sevmiyorum! Sevmiyorum lan! Sevmiyorum kızım seni! Ne işin var lan benim evimde? Allah'ım! Neden? Sevmiyorum ben! Ben onu ne yaptım? İstediği her şeyi yapmadın mı? Yaptım. Benden ne istediyse yaptım. Ulan. Yüzüne karşı sana seni sevmediğimi söylüyorum. Sen hala kötülük gibi duruyorsun karşımda. Ne oluyor Yılmaz? Neden içki içtin? Sana ne be? Hesap mı vereceğim sana? Allah aşkına söyle Yılmaz. Dün bir bugün iki. Bir kusurum mu oldu sana? Ne yaptım da günden güne böyle değişiyorsun? Konuşma daha fazla. Midemi bulandırıyorsun. Ama Yılmaz sen benim kocamsın. Biz evleneli daha bir ay oldu. Ne yaptım sana? Evlendiğimiz günden beri bana kötü davranıyorsun. Nasıl davranacağımı bilemiyorum. Tamam. Yapman gerekeni söyleyeyim sana. Yanıma yaklaşma. Gidip içeride uyu. Ne? Ama neden? Çünkü ben öyle istiyorum. Ne diyorsam onu yapacaksın. Çık hadi. Hayır Yılmaz, ne olduğunu anlamadan çıkmayacağım. Yıkıl karşımdan lan. Bundan sonra bu odadan içeri adımını atmayacaksın. Anladın mı beni? Hayır. Ulan çık lan dışarı. Defol git lan. Bir daha bu odaya girmeyeceksin. Bundan sonra burada yatacaksın. Kalkaya. Gören de sana bir şey yaptığımı zannedecek. Aptal kadın. Ağlamayı da kes. Kes dedim. Sinirimi bozuyorsun. Allah'ım. Sus, uyuyacağım. Kes o gıcık sesini. Allah'ım ne oluyor ya Rabbim? Neden bana bunları yapıyorlar? Ne yaptım ben ya?
Fidan. Dün gece Yılmaz seni çok hırpaladı değil mi? Karı koca arasında olur böyle şeyler Nermin abla. Ben işe geç kaldım abla. Çıkayım bir an evvel. Bana bak Nermin. Şu kızla bu kadar ilgilen. Ne oldu? Onu acıyor musun? Elbette acıyorum ona. Kızın ne günahı var? Senin ne günahın vardı? Sana acıyan oldu mu? Onlar benim annemle babam. Hayırdır inşallah sabah sabah. Alo? Alo kimsiniz? Fidan. Fidan sen misin güzel kızım? Ana. Anacığım nasılsınız? Biz iyiyiz yavrum. Sen nasılsın? İyi misin? Anne. Ben... Kızım sesin biraz kırık geliyor. Bir şeyin mi var? Sağlığın yerinde mi? Baba ne olur izin ver. En azından annem gitsin. Kızım. Fidan. Ağlıyor musun sen? Yok anacığım ağlamıyorum. İyiyim ben. Sizi merak ettim. Sizi çok özledim. Kendi düşen ağlamaz. Git kardeşine söyle Fikret. Bir daha burayı aramasın. Biz de seni çok özledik kızım. Fidan. Abi. Abiciğim. Fidan. Babam çok üzgün. Çok kızgın. Arama bizi Fidan. Arama. Fikret abi. Babamla bir konuşsam. Ne olur böyle davranmayın bana. Baba. Fidan seninle konuşmak istiyor. Olmaz. Söyle ona bir daha burayı aramasın. Köye rezil rüsva olduk zaten. Onun gibi kızım yok benim. Fidan, babam istemiyor. Onları daha fazla üzme. Başka çarem yok. Bir onurum, bir şerefim var benim oğlum. Hayrola Fidan? Gelmiyor musun işe? Gelmekten başka çarem var mı Beyza? Bak, şurayı şöyle döndüreceksin. Ya. Ne yapıyorsun sen? He, ne yapıyorsun? Bir şey mi yaptık da korkuyorsun? Bak, ziyan oldu. Bak, görüyor musun? Ziyan oldu.
Keseceğim bunu yemeyenden. Özür dilerim. Yılmaz'ın karısı olmasan ben yapacağımı bilirdim ama sen Yılmaz'a dua et. Fidan gelmedi mi Yılmaz? Ne oldu? Bir kusur mu işledi sana? Yok canım, ne kusuru? Yine mesaiye mi kaldı diye merak ettim. Aha, geldi işte. Merhaba Nermin abla. Hoş geldin Fidan. Aç mısın? Aç değildir o. Yemiştir iş yerinde. Doğru yapmıyorsun Yılmaz. Sen benim işime karışma abla. Sen git anneme bak, hadi. Konuşmamız lazım Yılmaz. Yavaş ol. Annem uyuyor. Uyandıracaksın. Ben artık Köksal Bey'in atölyesinde çalışmak istemiyorum Yılmaz. Ne? Ne demek çalışmak istemiyorum? Sen mi vereceksin kararı? Bana iyi davranmıyor Yılmaz. Nasıl iyi davranmıyor? Daha ne yapacaktı adam? Senin gibi vasıfsız birine iş verdi ya. Onu demek istemiyorum Yılmaz. Yani bazı davranışları nasıl desem pek bana iyi gözle bakmıyormuş gibi geliyor. Bıktım lan sizin bu namus terhanelerinizden. Çalışmamak için bahane uyduruyorsun değil mi? Yani yalan mı söylüyorum Yılmaz ben? Evet. Yalan söylüyorsun. Yani sen karına inanmıyor musun? Karım marım değilsin sen benim. Ne diyorsun Yılmaz sen? Söylediğimi duydun işte. Artık seni sevmiyorum. O zaman benimle neden evlendin Yılmaz, neden? Canım istedi evlendim. Şimdi de canım istedi boşayacağım seni. Eğer bunu istemiyorsan... her gün paşa paşa kasabaya gidip... çalışıp... eve para getirirsin. Peki ya namusum, şerefim? O senin kuruntun. Köksal yapmaz öyle şey. Ha, yok çalışmak istemiyorsan da... dönersin babanın evine. Dönebilirsen tabii. Dönemem. Bakamam babamın yüzüne. Ha. İşte bu yüzden... ben çalış dersem çalışacaksın... sürün dersem sürüneceksin... öyle namusun falan diye de zırvalama bana. Oraya Köksal'ın yanına bir daha gitmeyeceğim Yılmaz. İstersen döv, istersen söv, gitmeyeceğim tamam mı? Dur lan! Geberteceğim lan seni. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Kalk. Eğer gitmezsen görürsün. Yürü, yürü. Ben sana dün bahçeyi temizle demedim mi ha? Temizledim ana. Temizledim. Ana deme bana. O pis ananın evine benzemez burası. Temizlemek öyle olmaz. Bunlar ne burada bunlar? He? He? Söyle bana bunlar ne? Bunlar ne burada? He? Ama burası bizim bahçe değil ki. Burası sus. Yol. Bana akıl mı öğretiyorsun ha sus? Ben buranın yol olduğunu bilmiyor muyum? Temizleyeceksin bu pisliği. Hem de hemen. Hadi. Rezil. Seni rezil. Sen temizlikten ne anlarsın be? Heh, temizle. Hadi. Allah'ım yarabbim ya. Ne oldu, ne var? Kızım ne oldu, ne var? Söylesene. Ne sırıtıyorsun pişmiş kelle gibi? Sana diyorum, cevap versene. Yılmaz, ben hamileyim. Ne? Ne dedin sen? Hamileyim Yılmaz, hem de 3 aylık. Fidan, emin misin sen? Hay Allah. Baba mı olacağım ben şimdi? Allah'ım, Allah'ım. İnanamıyorum. Ay inanamıyorum, bir de hamile mi kaldı bu? Ana. Ana. Ay. Ana. Ay. Ana. Ana. Ay bak hala ana diyor. Git buradan. Git gözüm görmesin seni. Defol. Ana. Anacığım. Ay. Anacığım iyi misin? Ne o? Karın olacak o sünepenin hamile olduğunu öğrenince gözlerim parladı. Ne bileyim ana, heyecanlandın birden. Ah benim salak oğlum. Ah benim aptal oğlum. Ah. Ya sana öyle numara yaptığını anlamıyor musun hala ya? Hayatı boyunca bizim üzerimize kalsın diye hamile kalmış. Ay!
Ay kendi soyunu soyumuza karıştırmak istiyor oğlum. Soyumuzu bozmak istiyor. Kendi pis soyuyla bizim asaletimize leke sürmek istiyor. Anlamıyor musun? Ana, ana biraz büyütmüyor musun? Ne? Büyütmek mi? Ne büyütmesi? Ha? Ne büyütmesi? Eğer onların soylarında biraz asalet, ha şu kadarcık haysiyet olsaydı bu kıza da bulaşmaz mıydı? Ha? Biraz haysiyeti olan bir insan bizim yaptıklarımıza dayanır mıydı? Ha? Niye dayanıyor? Çünkü gururu yok. Haysiyetsiz. Ay, ay benim başıma gelenler. Ay, ay benim başıma gelenler. Ya anacığım ay. Gel tamam. Ay. Gel, gel. Otur şöyle uzan tamam. Fikret. Fikret. Nermin? Nermin ne işin var burada? Buraya kadar gelmem doğru değil biliyorum ama... Fikret. Yemek hazır oğlum. Nermin. Merhaba Gülcan teyze. Ne oldu Nermin? Kötü bir şey mi Hayır, oldu kızım? Hayır Gülcan teyze, bilakis. Fidan hamile. Ha, ne? Sahi mi? Ay ne güzel. Fakat durumu iyi değil. Yılmaz ve annem. Ona biraz, nasıl desem, kötü davranıyorlar. Hala geçmedi kinleri değil mi? Diyorum ki, isterseniz gelip bir ilgilenin kızınızla. Gerekirse yanınızı alın. Ama bir an evvel bir şeyler yapın. İhtiyacı var size. Dünyada olmaz. Hayır, mümkün değil. Benim de içim parçalanıyor ama Fidan'ın buraya geri dönmesi mümkün değil. Hele ki karnında bir bebekle. Olacak iş değil. Daha da rezil olamam ben. Ama Haşmet Bey, ya kızımın başına bir şey gelirse ne yaparız o zaman? Ben diyeceğimi dedim. İnsan namusu için yaşar. Şimdi Fidan'ı geri kabul edersem el alem bize ne gözle bakar? El alemin sözleri kardeşimin canından daha önemli değil ya baba. Hayır efendim. Önemli. Hem bu hayatı Fidan seçti. Bize sormadan bıraktı gitti. İnsan gibi isteselerdi onu vermeyecek miydim? Vermezdin tabii bey. Bunu bilemeyiz. Belki de verirdim. Belki de bütün bunlar olmazdı. Ama bunu yine söylüyorum, Fidan'ın seçimi. O zaman sonuçlarına da katlanacak. Gerekirse biz de katlanacağız. Hadi sallanma Fidan. Sallanma hadi. Yapmaya çalışıyorum işte. Daha çok yap. Daha hızlı yap. Hadi. Hadi topla odunları hadi. Sallanma hadi. Sallanma hadi. 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 Beceriksiz. Ne oldu? Ha? Bebeğine bir şey olacak diye mi korkuyorsun? Hadi kalk kalk kalk. Kalk topla şunları. Hadi. Bebeğini düşünüyor. Şuna bak. Heh, o soysuz veledi düşünüyor. Rezil. Rezil şey. Ay, hadi. Ne oldu oğlum? Ha? O soyu belli olmayan bebeğe zarar gelecek diye. Sen de mi korkuyorsun? Ah oğlum ah. Hiç anlamıyorsun değil mi? Ama anlarsın yakında. Sana kendi ailesinden bahsettiği zaman, onları görmek istediğini söylediği zaman, ailemizi parçalayıp seni bizden aldığı zaman anlarsın. Ama inşallah iş işten geçmez oğlum. Allah'ım, niye böyle yapıyorlar bana? Ne istiyorlar benden? Bebeğimden ne istiyorlar? Biz ne yaptık onlara Allah'ım? Kes be kadın. Ne konuşuyorsun bir de kendi kendine? Yılmaz. Yılmaz hiç sevinmiyor musun bir çocuğun olacak diye? Ha, söyle hiç sevinmiyor musun? Senden olacak diye sevinmiyorum. Niye ama? O senin de çocuğun. Belki sana benzer. O zaman da sevinmeyecek misin? Anam duysa ne kadar sevinirdi. Ne fena. Çocuğum olacak ama... Anamla bu sevincimi paylaşamıyorum bile. Çok istiyorsan git defol git ananın evine. Hayır, gitmem. Ben senin karınım. Çocuğumu da burada doğurmak istiyorum. Hem belki çocuğumuz doğunca birlikte gideriz annemlerin evine. Ah oğlum ah!
Hiç anlamıyorsun değil mi? Ama anlarsın yakın. Sana kendi ailesinden bahsettiği zaman, onları görmek istediğini söylediği zaman, ailemizi parçalayıp seni bizden ayırmaya çalıştığı zaman anlarsın. Ama inşallah iş işten geçmez oğlum. Ne diyorsun be sen? Ne diyorsun be? Ne işin var benim senin ananın evinde? Ne diye oraya gideceğim? Tamam, tamam canım, kızma, gitmeyiz. Sen yakında başka lakırdılara da başlarsın. Tabii. Bu arada çocuk bendense. O da ayrı bir muamma. Senin gibi bir kadından her şey beklenir. Aa, ne diyorsun sen Yılmaz? Aa! Lan? Ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan ha? Ha? Yılmaz! Ha? Bana bak! Bak sen ne yapıyorsun lan? Bana tokat mı vuruyorsun ha? Ha? Nasıl tokat vuruyorsun bana ha? Yılmaz yapma! Ha? Nasıl tokat vuruyorsun ha? Ha? Kalk 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 kalk. Kalk dedim sana. Bir daha bana bunu yaparsa seni öldürürüm. Ha? Bana bundan sonra bırak elini kaldırmayı. Sesini bile yükseltmeyeceksin. Ar namus kalmamış artık bunda komşu. Git dersin gitmez. Dur dersin durmaz. Laf aramızda sağda solda görenler bile varmış. Kovun gitsin o namussuzu o zaman. Yılmaz iyi çocuktur. Ondan iyilerine layık. Hiç sorma hiç. Ay bir de şimdi bir çocuk peyda etti. Tutturdu doğuracağım da doğuracağım. Abe soysuz. Ben senin soysuz sülalenden gelen çocuğu ister miyim? E tabii canım. Bak sen şu terbiyesize. Olacak iş mi bu? Hazırla. Ne diyorsun be sen? Ne diyorsun? Daha ne? Bebeğim öldürdü yüzünüzden. Yetişin. Yeter. Komşular. Delirdi kız yetişin. Allah korkunuz yetişin. Yok. Bebeğimden ne istediniz? Alın işte alın. Düşürdüm. Düşürdüm onu. Mutlu musun şimdi? Yılmaz. Yılmaz. Yetiş karın bana saldırıyor. Bebeğimi düşürdü. Ama. Yeter artık. Yılmaz. Yeter. Ya sizin benim kızıma yaptığınız eziyetler? Ne yaptın seni kızına? Ne oldu? Ne oldu yine anne? Abla ben ne yaptım sana? Ne yaptım söyle. Ben seni götürün ister miyim hiç? Anne hala aynı mesele mi? Sus kız karışma sen. Abi. Ne yüzle geldin sen buraya? Abi. He? Anne. Anne dur. Abi. Anne. Abicim kurtar beni abi ne olur kurtar. Git. Defol. Kurtul da mübarek olsun. Abi. Sen babamı ikna edersin. Beni eve götür. Yalvarırım abi. Beni kurtar abi ne olur. Ne yüzle geldin sen buraya he? Yalvarırım. Senin ne işin var lan burada? Kardeşimi almaya geldim. Ne yüzle geldin lan buraya? Ablama yaptıklarından sonra buraya gelmeye nasıl yüzün tutuyor? O mesele kapandı Yılmaz. Benim için kapanmadı lan. Kapanmayacak da. Sen ablamla evlenmekten vazgeçip nişanı attığın için ablamın adı çıktı. Ablam bir daha evlenemedi. Kimsenin yüzüne bakamaz oldu. Abiciğim yapmayın. Ben bir şey yapmadım. Her şey senin anan yüzünden oldu. İsteklerine yetişemedim. Başa çıkamadım. Bittim. Ben ister miydim Nermin'den ayrılmak ama olmadı. Ne yaptımsa olmadı. Anan engelledi bunu. Bu kadar eziyeti bana bu yüzden yaptınız öyle mi? Ne yani? Ablamı bırakma mazeretin bu mu? Bu mu? Evet bu. He? Yeter artık Yılmaz. Bu. Yeter. Bu. Nermin. Yılmaz dur. Evet doğru. Anamın bitmez tükenmez istekleri yüzünden ayrıldık. O zaman sen de erkek gibi davransaydın. Madem çulsuzsun kızımı niye almaya kalktın? Sonra da yetmezmiş gibi bunu bize kakalamaya çalıştın. He? Saçmalama. Hadi. Şşş. Hareket yapma. Senin oğlun... Bu kızı babamdan istemedi bile. Babamın haberi bile yoktu. İstemeden kaçırıp getirdi buraya. Yılmaz.
Yılmaz, doğru mu bunlar? Hani istemiştin? Hani istemiştin de vermemişti babama? Neyse ne be. Olan oldu. Defolun gidin buradan. Defolun gidin. Kapansın bu mesele. Defolun. Demek bu kadar eziyet. Demek bu kadar zulüm bunun içinde ha? Öyle mi? Söylesene, sana soruyorum Yılmaz. Hepsi intikam için miydi? Söyle. 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 Oğlum. Bana baksana sen. Daha ne kadar böyle yayılıp yatmayı düşünüyorsun? Çalışmayacak mısın sen? Çalışacağım ana. Arkadaşlara haber saldım. Bir iş çıkarsa haber verecekler. Kaç aydır haber bekliyorsun? İnsan bir kalkar, kasabaya gider, sorar, soruşturur. Senin yerine Nermin iş arıyor. Onu hiç karıştırma. Ben ona bunun hesabını soracağım. Aman, gördük senin soracağın hesabı. Bana bak, Fidan'ın rahatı gayet yerindeymiş. Gidip özür dilesen döner mi acaba? Ana, başlama yine ya. Niye başlamayacakmışım ha? Olan kime olacak? Yine bize oldu oğlum. Gitsen, özür dilesen, ayaklarına kapansan. Ayaklarına mı kapansam? Şimdilik canım. Hele bir affetsin seni, sonra yeniden başlarız. Hatta ben de gelirim. Çok pişmanım derim. Onunla nasıl saf zaten, inanır. Asla dönmez ana, bırak. Üf, bana bak Yılmaz. Senin hiç kafan çalışmıyor ha? Bu saatten sonra kim alır Fidan'ı? Hemen resmi nikah diye söz verirsin. Bir olmadı, iki olmadı, üçüncü de süngüsü düşer. Düşer mi gerçekten? Git, Suat'ın arabasını al. Bir de hediye al Fidan'a. İyi de, neden ana? Öf. Yetmedi mi yaptıklarımız? Bize yaptıklarını unuttun mu oğlum? Ha? Sence yetti mi? Yetmedi. Hediyeyi aldın mı? Aldım. Aferin. Hadi. Nerede kaldın bu saate kadar? Ne varmış ki saatte? Nermin, tepemin tasını attırma benim şimdi ha. Bundan sonra kasabaya gidilmeyecek. İş bulmam lazım. Sen çalışmayacaksın. Fidan geliyor. O çalışacak. Fidan mı? Şu çömlek işini bayağı öğrendi. Buluruz başka bir atölye. Düzenli para gelir eve, değil mi anne? Fidan mı gelecek? Evet. Onu almaya gidiyoruz. Asla gelmez. Bu kadar şeyden sonra. Karı koca arasında olur böyle gerginlikler. Değil mi anne? Olur tabii canım, hadi. Hadi oğlum, hadi. Hadi. Gitmeyeceksin, kafanı kırarım ha. Haşmet Efendi bakkaldadır şimdi, bizi görmez. Ana, sen Fidan'ın geri döneceğinden emin misin? Ne yapıp edip onu geri getireceğim. İçim soğumadı benim oğlum. Nermin, ne oldu? Neyin var? Bir şey mi oldu? Yok, bana değil de Fidan. Anamla Yılmaz çok kötü durumdalar. Bana onlardan bahsetme Nermin. Haklısın ama bir kaza geçirdiler. İkisi de felç oldu maalesef. Felç mi? Evet Fidan. Onlara ben bakıyorum. Çok kötü durumdalar. Her yerlerinde yaralar var. Ne yapsam geçiremiyorum. Ama durmadan seni sayıklıyorlar. Gelip bir bakamaz mısın? Lütfen. Fidan. Biz belamızı bulduk. Hakkını helal et Fidan. Yalvarırım. Yoksa bu acıyla çürüyeceğiz. Ama ölmeyeceğiz. Affet Fidan. Affet. Allah neyi hak ediyorsanız size onunla muamele etsin. Fidan. Öf.
Koku iyice artmış. Yaralar kokuyor efendim. Fidan. Biliyorum. Fidan. İnanılır gibi değil. Fidan diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Ne bizi duyuyorlar, Fidan, ne görüyorlar. Sadece Fidan diyorlar. Sonuç haftadır böyle. Fidan. Sanki ikisi de aynı anda transa girmiş gibiler. Yaralarda bir türlü iyileşmek bilmiyor. Bunca yıllık doktorum ama bu kadar çaresiz kaldığım başka bir vaka hatırlamıyorum. Nasıl olur da tedaviye yanıt vermezler? Haklısınız doktor bey. Çünkü bazı hastalıklar kalpten başlar ve bütün vücuda oradan yayılır. Bu sizin görüşünüz. Ben bu açıklamaya katılmıyorum. Bana göre muhakkak bilimsel bir sebebi olmalı. Ama yok. Neyse, siz de inandığınız şeylere bu kadar itimat etmeyin. Psikiyatri servisindeki arkadaşlardan birine görünün isterseniz. İyi istirahatler. Hadi kızım. Yılmaz. Kardeşim. Bugün nasılsın? Ana. Sen nasılsın? Fidan. Ana. Fidan. Anacığım. Bir şey mi diyeceksin? Fidan diyeceksin değil mi? Fidan mı diyeceksin? Yılmaz. Yılmaz. Yılmaz.